Aleyhisselam'ın, Havva Anam'ın zürriyetlerinden biz kardeşiz. Bütün dünyadaki insanlar. Dünya kurulduktan bu ana kadar ki gelen bütün dinler, bütün peygamberler, bütün kitapların hepsi şu. Allah'ın varlığını inkar etmeyin. Huzur bulmanız için emirlerine itaat edin. İnsanlara zulmetmeyin. Ey dünyadaki geçmişte yaşayanlar, bu andaki yaşayanlar, madem dinlerin hepsi bu, madem biz kardeşiz, ülkelerle, devletlerle, dinlerle, güçlerle neden parça parça eyledik dünyayı? İslam'da bir kural var, komşun at sen tok yatamazsın. Neden dertlerimizi paylaşalım, sevinçlerimizi paylaşalım, varlıkta da beraber, yoklukta da beraber olalım? Neden ben de biz olamıyoruz? Neden? Beş şeyden doymaz. Toprak sudan doymaz. Göz bakmaktan doymaz. Zengin paradan doymaz. Nefis haramdan doymaz. Makam ve mevki sahipleri makam ve mevkiden doymaz. Ey dünyadaki geçmişte yaşayan doymazlar. Adem Aleyhisselam'dan bu ana kadarki yaşayan doymazlar. Bu andaki yaşayan doymazlar. Hepsi terk etti, gitti. Biz de terk edeceğiz. Ne mutlu akıl balı olduktan ölene kadar ki zamanı aslına uygun düşünüp yaşayanlara ne mutlu. İmtihandayız. Bazısı varlığı ile imtihanda, bazısı makamı ile imtihanda, bazısı yoksuzluğu ile imtihandayız. Ey dünyadaki insanlar, ne olur kavgayı bırakalım. Neden biz ölelim, ben değil biz ölelim. Senin derdin benim derdim senin olalım. Bir, sabret, şükret, azmet. Kafanıza yazın. İki, kazanmak bir beceri meselesidir. Esas beceri onu muhafaza etmektedir. İki, uç, karşındaki insan ise kim olursa olsun insanlara karşı sakın ha tedbirli ol. Tedbirli olmak zarar getirmez. Bütün zarar insanlardan insanlara geliyor. Dört, yolda da sabret, evde de sabret, işte de sabret. Sabretmek her türlü derdin devasıdır. 5. Zulmedenlerden, hak yiyenlerden olmayalım. Zulmedilenlerden, hak yiyenlerden olalım. O dünyada bir sermayemiz olacak o. Yaradan her şeyi affediyor, kur hakkı ile bana gel. Allah bizleri de, soyumuzu da aslına uygun düşünüp yaşayanlardan eylesin. Ey ülkemizdeki yöneticiler, ben cahil bir vatandaşım, suçlu lisan olursa affola. Bir soru soracağım, soruma cevap istiyorum. A, B, C, D, E partisine oy veren vatandaşların düşüncesi, vatana ve millete hizmet etsinler. Doğru mu? Doğru. Makam ve mevkiler insanlara hizmet etmek için oluşturulmuş. Doğru mu? Doğru. Seçilenlerin görevi hizmet etmek. Kime? Vatana ve millete. Doğru mu? Doğru. Şimdi sorumu soruyorum. Seçenlerin düşüncesi hizmet etsinler. Seçilenlerin görevi hizmet etmek. Makam ve mevkiler insanlara hizmet etmek için oluşturulmuş. Vatan ve milletin çıkarı söz konusu olduğu zaman bir masa etrafında oturup da bakanlarıyla, milletin vekilleriyle, parti başkanlarıyla fikirler uğratarak hizmet programı yapmıyorsunuz. Kavgaya ne gerek var? Rahmetli Atatürk Ey Türk gençliği hitabesinde diyor ki, bir zaman gelecek sizi yönetenler gaflet ve delalet içinde olabilirler. Hatta ihanet içinde olabilirler mi? İhanet içinde demeye utanıyorum mi diyorum. Kavgaya ne gerek var? Sen de fikrini söyle, sen de. Tabandaki insanlar kucaklasın ki tabandaki insanların kucaklamasına vesile olsun. Siyaset ne demektir siyaset? Siyah bırakalım da beyaz koyalım onun siyahın yerine. Bir, set engel demektir. Seti de kaldırarım ki bütün insanlar beraber kucaklaşalım. Anlarsın da. Adresimi vereyim. Rize vilayeti, Çamlıhemşin kazası, Ayder kaplıcaları, Kavron yaylası, Çengovit merası, Göller bölgesi 501 çadır numarası. Bütün ülkemdeki insanları oraya davet ediyorum.